27 Seyyid Nur Muhammed Bedayuni rahmetullahi aleyh. Vefatı 1722. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden olduğu için Seyyid diye anılır. Hindistan'ın Bedayun şehrindendir. Seyyid Nur Muhammed rahmetullahi aleyh, ilmini ve feyzini İmam Rabbani Hazretlerinin torunu, Büyük Mürşid-i Kamil Muhammed Seyfüddin Hazretlerinden aldı. Ayrıca büyük alim Hafız Muhammed Muhsin'den de ilim tahsil etti. İlimde o kadar yükseldi ki, sarf, nahiv, mantık, meani, tefsir, hadis ve tasavvufta zamanın eşsiz bir alimi ve rehberiydi. İnsanlar ondan ilim ve feyz almak için sohbetine koşarlardı. Seyyid Nur rahmetullahi aleyh, dinin emirlerine titizlikle ittiba ederdi. Şüpheli şeylerden ve haramlardan sakınma hususunda son derece gayretliydi. Çok az yer, lokmalarının mutlaka helal olmasına çok dikkat ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını ve yüksek ahlakını anlatan kitapları sürekli yanında bulundurur. Her hareketinde sünnet-i seniyyeye ittiba etmenin gayreti ve hazzı içinde olurdu. Bir gün abdesthaneye girerken yanlışlıkla önce sağ ayağını atmıştı. Bunun üzüntüsüyle 3 gün manen kabz halinde kaldı. Dünyaya düşkün kişilerle görüşmekten sakınırdı. Çok ibadet etmekten beli bükülmüştü. Talebesi olan Mazhar Can-ı Canan rahmetullahi aleyh ondan bahsederken, gözleri yaşla dolar ve şöyle buyururdu. Sizler Seyyid Nur hazretlerine yetişemediniz. Eğer onu görseydiniz, imanınız tazelenir ve Allah Teala'nın kudretine büyüktür ki, böyle mübarek bir zat yaratmış derdiniz. Gafil insanların övmesiyle de yermesiyle de hali değişmezdi. O daima Cenab-ı Hakk'a teslimiyet ve rıza halinde bulunurdu. Seyyid Nur rahmetullahi aleyh son derece takva sahibiydi. Bu sebeple sözlerinde ve davranışlarında çok ölçülü hareket ederdi. Talebesi Can-ı Canan rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Bir gün hocamın emriyle susam kökünü ilaç yapmak için dövüyordum. Hocam inceldi mi buyurdular. Evet dedim. Hocam mübarek eliyle bakıp henüz incelmemiş buyurduktan sonra şu tembihte bulundular. Bir şey hakkında araştırmadan konuşmamalı. Yoksa söz yalan olur. Seyyid Nur Hazretleri Hicri 1135, Miladi 1722 senesinde Delhi'de vefat etti. Türbesi oradadır. Hikmetli sözlerinden, manevi kemalatın sonu yoktur. Sınırlı ve sonlu ömrümüzü bunu talep yolunda harcamalıyız. Takvaya riayet eden kişinin hak dostluğu yolunda merhaleler kat edeceği muhakkaktır.